Evet. Süreklilik zaten misafir ailelik için de çok önemli. Aranan bir koşul. Yani sponsor olunacaksa gene sürekli olunması gerekiyor. Yani böyle 3 gün, 5 gün ya da hevesim geçti gideyim falan gibi bir süreç değil SOS'li olmak diye algılıyorum ben hep. Kesinlikle. Peki anne ve teyzelere de işte kişisel eğitimler veriliyor gibi bir cümlemiz geçti. Evet. Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Bahsedebilirim. Şimdi şöyle bir şey var. Annelerimiz geldiğinde 3 aylık deneme sürecinden sonra stajyer annelik dediğimiz bir aşamaya geçiyorlar. Ve bu aşamada hem teorik hem de pratik eğitimler alıyorlar. Bunun yanı sıra tüm anneler için düzenlediğimiz, sizin de çok yakından bildiğiniz süpervizyon çalışmaları veya ihtiyaçlarına yönelik olarak işte çocukla iletişimi kapsayan konular veya çocuk hakları konusunda eğitimler. Yani beslenmeden tutun işte kendilerini birazcık rahatlatmaları için ve motivasyonlarını artırmak için spor faaliyetleri olsun veya rahatlama teknikleri eğitimi olsun gibi konularda desteklemeye çalışıyoruz. Bunun haricinde bir de kişisel eğitim fırsatı yaratma istememizin sebebi şu. 24 saat yatılı çalıştıkları bir iş olduğu için belki bir anne işte açık öğretim fakültesinden üniversiteye devam etmek istiyordur ki kurumumuzda böyle bir personelimiz var. Çalıştığı zamanlarda bunu sınavlarına girerek bu eğitimi tamamlamak için destek istedi. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte belki izin günlerini ayarlayarak veya kendi kişisel gelişimi için bilgisayar öğrenmenin gerekliliğine inanan bir anneye bu kursa yönlendirerek bu şekilde destekliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Hem anneler hem teyzeler için çok kapalı bir yapı oluşmasını istemiyorum açıkçası. Çünkü normal bir ev hanımı çocukları okuldayken kuaföre gidebiliyorsa, kahve içmeye gidebiliyorsa, alışverişe gidebiliyorsa bu bizim annelerimiz ve teyzelerimiz için de geçerli. Yani hani 24 saat orada olmalıyım, kapalı bir evin içerisindeyim gibi bir düşünce yapısından çok sosyalleşmeleri, dışarıda zaman geçirmeleri için de fırsatlar. Önemli bir, evet. Zaten bizim de yaptığımız öyle değil mi? Yani işte günün 8 saati tamam iş yerinde. Ondan sonra dönüp işte eve gittiğimizde kendi kişisel gelişimimiz için yaptığımız birçok uğraşlar var. Diğer taraftan işte yani çocuk yetiştirme için de yapmamız gereken. Yani bence çok şey olacak, belki klişe bir laf ama yani anne ve teyze meslek olarak benimseyip yapmak çok böyle şey, ulvi bir görev gibi düşünüyorum. Çünkü çocuklar bizim çocuklarımız sonuçta. Evet. Evet. Ve gerçekten özveri isteyen, hani sizin söylediğiniz bu sürekliliğin olması. Çünkü bir çocuğun hayatına girdiğinizde onun adım adım her aşamasını takip etmek ve yanında olmak çok önemlidir diye düşünüyorum.